Devam ediyoruz programımıza kaldığımız yerden. Konuklarına sorularınız var. Sizlerden gelen sorular, internetten gelen. Furkan abi işte dizideki gibi gerçekten pasta yapabiliyor mu demiş. Yani aşçılıkla arası iyi mi? Yapıyorum. Ya bunun için aslında daha önceden yapamıyordum. Bu proje için kursa gittim. Bir 15 gün kadar. Bu arada mutfaktaki arkadaşlarıma buradan selam söyleyeyim. Selamlar diyorsun. Hepsinin çok emeği var bu konuda üstümde. Yapıyorum pasta. Peki. Yapıyorum. Yani çalışmaya başladığımdan beri yapmıyorum da şu an biliyorum. Genel olarak ünlülere sormuşlar. Yani buradaki arkadaşlarımıza para düşürünce içleri sızlıyor mu demişler. Sızlar yani. Sen yanıt ver en zengin olarak. Sen yanıt ver. En zengin olarak. Ne kadar burada Hakan Peker 55 senedir burada. Ben onun düşünün kovu ne diyorsunuz? Leyla Lidya Tuğutlu'nun adı da tekerleme gibi değil mi? Engin Altan düz yatan gibi değil mi? Yapar mısınız diyor. Tuğutlu'nun anlamı nedir Tuğutlu? Evet güzel soru. Tuğut yani benim babam yani baba tarafı Divri Sivaslı. Evet. Tuğut diye bir köy varmış o taraflarda ve hani Tuğutlu oralı evet. Anlamındaymış. Buğdan mı geliyor acaba yani bu eski Türklerdeki? Onlar da Can Çelebi sormuş. Onlar da pazar akşamları banyo yapıyorlar mı demiş. Her pazar. Hayır, ünlü olunca salıya taşıyoruz. Salı günleri ünlülerin hepimiz. Erkekler aynı hamama salı günü ünlüler hamamına. Leyla benden hoşlanır mısın demiş. Bu nasıl soruymuş ya? Hakan Peker yaşlanınca kıyamet kopacak diyor. Doğru. Furkan Ardıç'ın 2015'te çıkan yaz dizilerinden en iyi bulduğu 3 kadın oyuncu. 2015'te çıkan. En iyi sevdiğin 3 kadın oyuncu. Eyvah çok zor soru. Yani tarih olarak bilemeyeceğim o kadar şey yapamadım ama Hande Doğan Demir iyidir. Başarılı buluyorum. İsim hafızam gerçekten pek iyi değil ama. Hande Doğan Demir mi dedin? Ya o evet onu hatırlıyorum. Kiralık Aşk'taki Elçin. Elçin Sangu. Elçin çok başarılı. Elçin Sangu. Ve, evet enteresan. Ve Zeynep Çamcı'yı başarılı buluyor. Zeynep Çamcı. Beraber onu da çok seviyoruz. Elçin Sangu'ları da bu arada programa bekliyoruz. Kiralık Aşk'ta izleyenler var mı aranızdan? Hepsi. Bak babacığım Kanal D'deyiz ama başka tabii. Yerlerin işlerinde aynen. Yıllardan beri rahatlıkla söylüyoruz. Biz de Hürriyet'te aynısını yapıyoruz. Evet. Belki başka gruplarda bunlar olmuyor ama bizim grupta bu evet, böyle bir şey yok. Yapmak lazım yani bu herkesin hakkını teslim etmek lazım. Ünlü olmadan önce hiç ünlü olmayı hayal ettiniz mi demiş İbrahim Kaya. Ünlü olmak ister miydiniz ya? Var mıydı hayalinde? Var. Ya sen şeylere falan çıkar mıydın 90'larda 80'lerde çaylara? Tabii. Lise çaylarına. Hayır düğünlere giderdim ben. Düğünlere? Tabii. Nasıl giderdin düğünlere? Yani çaktırmadan mı giderdin? Nasıl yaptın? Ya bayağı çiçek falan yaptırdık sırf dans etmek için. Ondan sonra misafir gibi böyle pıtır 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 giderdik. Düğünlerin olanından yani sahiplerinden habersiz. Habersiz tabii. Tabii. Kaçak. Kaçak gidiyorsun. Dans ediyorsun orada. Dans etmek için. Tabii canım. Pasta yemek için. Pasta yemek. Limonata pasta. Bir dakika. Yani şu... Bizim internette gördüğümüz o düğünlerde dans etmeye çalışan evet. Abiler vardı. Onlardan o abilerdendik. Vay arkadaş ya. Ya. Ya şu break dans var. Hep böyle vardı ya. Abi bir ufak şurada. Yapamam ki ya. Nasıl ya? Vallahi tutuldum. Ya ama olur mu? Gel. Dur takma. Ver o tarafa. Ver o tarafa. Buradan break dans olarak başladı. Cengiz Kurdoğlu'ndan hava yolları. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.